Habibi, yallah, yallah, yallah. Ne var ne yok arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Kış günü, kış geldi, hoş geldi. Tabii yani, yaz hangi mevsimi? Yaz gibi değil, yaz. Şaba. Hani zenginler kışı sever, neden kayağa gider? Botlarını giyer, montlarını. Ama yani halk böyle fakir insanlar için değil bu kış hakikaten. Değil yani. Neden sokakta kalan insanlar var? Hayvanlar için de iyi bir şey değil bu kış aslında. Yani sokakta yaşayan köpekler, kediler için falan. Ama tabii bu doğanın dengesi. Bunların hepsi olacak. Dolar aldı başını gidiyor. Bayağı bir arttı. Yani nerede duracağı belli değil. Tabii yani şu yanılgıyı biz her zaman yaşadık. Biz yaşamadık bütün toplumlar. Devlet zenginleştiği anda halkın da bu refaktan pay alacağı yalarını bir şekilde insanlara yutturdular. İşte bunu milliyetçilik sosuyla sosladılar. Ondan sonra İşte kapitalist sistem çerçevesinde işte bunu açıklamaya çalıştılar. Yok krediler ucuzlar. İşte üretim artarsa işte şeyler bunu liberaller de şu yöntemle mesela insanı kandırdı. İşte üretim artarsa fiyatlar düşer şeklinde. Halbuki böyle bir durum yok. Böyle bir durum olsaydı bugün Çin'de bakıyorsunuz konut krizi var. İnsanlar daha ne kadar çalışsın Çinli işçi arkadaşlar. Adamlar ne kadar çalışmadım ya. Çin'in işçileri ne yapsın o insanlar? Konut krizi var. Gitti battı yani. Yani bu işçilerin suçu mu yani? Fabrikalara kapandılar 12 saat oldu. İşçilerin suçu mu? Yok ama yani orada yönetim mesela komünist yönetim. Burada bakıyorsun. Burada yönetim. Türkiye'de kapitalist sistem. Yani yönetim farkı varmış gibi gözüküyor. Aslında mantalite aynı. Aynı mantalite yani. Hırsız şimdi biri kapıdan girer, biri camdan. Değişen bir şey yok. İşte hayatta burada tamamen hedef önemli yani. Amaç önemli, amaç. Amaç kötüyse yani maalesef sonuçları da vatandaş için, millet için kötü oluyor. İşte Türkiye'de de ülke büyüyor. Biz uçak yaptık, çok güzel yapıldı. Yollar yaptık, çok güzel yapıldı. Ama yani bunlar insanların geleceğin işte 10 senesini, 15 senesini, 20 senesini hipotek altına alarak yapıldı ki bu sistemde zaten şu anda Türkiye'deki ekonomik sistemden bahsediyoruz. Bu sistem devam ettiği sürece halkın refahında herhangi bir değişim olmayacak. Geridekin bakıyorsunuz. Yani aslında bir toplumun, bir devletin gelecekte nasıl bir çizgi izleyeceği, hangi boyuta varacağı, nereye doğru evrimleştiğini anlamak için bakın yani camiler çoğalıyor, cezaevler çoğalıyor. Yani okullarda çoğalıyor, okullarda eğitim yok. Yani ahlak düşmüş, dolandırıcılık, fuhuş almış başını gidiyor. Yani TikTok'a girdiğinizde ülkenin içinde bulunduğu durumu hakikaten özetliyor. Öyle bir durumun içerisindeyiz yani. Ya kaymak tabakaya bir şey olmaz. Dünyanın her yerinde aynıdır yani. Kim bunlar işte? Siyasi partilerin mesela başları. Onlardan ne olan müteahhitler. Devlet memurları. Yani devlet memurları da onlar da mesela yani resim. Memur dediğim oturanlar. Yani polis askeri kastetmiyorum. Onlar apayrı zor onların işi. Türkiye'de asker, onları memurdan saymıyorum. Ben memur dedim işte o masa başı oturmuş, o beni bağırıyor, oram bağırıyor, oram bağırıyor. İşte zaman az oldu, bağırıyor, devamlı sümüğünü çeken. Bir zaman doyuramadık bunları ya, doymadılar, doymayacaklar da. Bunlar Almanya'da da aynı, Rusya'da da aynı, Bulgaristan'da da aynı, İtalya'da da. Ha Çin'de belki farklıdır, Kore'de belki farklıdır hani. Sen söyle Japonya'da farklıdır çünkü adamların kültürleri farklı. Ama bu İngiltere'de, Amerika'da, bu Güney Amerika'da, bu Arabistan'da, Türkiye'de hani bir de farklıysa orada farklıdır onlar ki emin değilim.
Ama şimdi adamların kültürlerini biraz düşündüğünde Çinlinin akıllı insanları Çinli, çalışkandır. Japonların, Korelilerin belki oralarda farklıdır. Ama yani bu standart dünyadaki memur zihniyetini bir farklı modeli belki de vardır orada ama bilemiyorum. Ama maalesef işte onun dışında Avrupa'da, Türkiye'de bunlar böyle babacım yani. Şimdi Almanya neden bu kadar göçmeni aldı? Kardeşim şimdi 8-10 milyon memur var. Bunlara kim maaş verecek vergilerle? Çalışmıyor, Alman halkı çalışmıyor. Dolayısıyla yani göçmen kabul ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Almanya, bakın bu memur zihniyetinin bir ülkeye nasıl çöküşe, dünyanın en ırkçı insanlarından. Tabii Hitler'i çıkartmış baba. Buna rağmen bakıyorsun ki yani arkadaş sırf ulan memurlar rahat etsin diye bir sürü göçmen alıyor. Düşün ya bu rahat nasıl ne kadar rahatı seviyor bu memurlar ya. Ya sırf onların maaşları ödensin diye başka bir şey yok yani. Yani çünkü üretim yapman lazım. Adam oturduğu yerde maaş almak istiyor babacığım yani. Türkiye'de savaş ama Almanya'da bir savaş yok ki. Bir sürü polis var. Onların birçoğu Almanya'da abi. Veyahut da işte maalesef öyle yani memur babacığım rahat etmesi için bu hayatta böyle rahat bir hayat yaşaması için her şeyi yapar yani. Ne çünkü risk almaz ki. Bugün fabrikası olan bir insan risk var. Savaş çıkarsa. Memur koltuğunu korusun diye savaş bile çıkartır. Risk aldığı bir şey yok ki. Devlet var arkasında çünkü. Bakın en son memur maaşları ödenemiyor dediğin zaman ne kadar demek ki bu devlet batıyor memur maaşları. İşçi maaşlarının ödenmediği çoğu zaman ödenmiyor veya eksik ödeniyor. Şu son 40-50 yılda AKP ve AKP'den önce ya var mı bir tane işçi Allah aşkına desin ki benim hakkım gasp edilmedi ben çalıştım özel sektörde yok. Devlette çalışıp da hakkını alamayan bir adam var mı? O da yok. En çok kimi alıyor? Memurları alıyor. Ya. Uyandınız mı kardeşim? Anladınız mı işte dünya böyle bir şey yani. Dünya maalesef böyle bir şey. Zaten bu ayrımı yapmamış olsan insanların arasında yani sistem devam etmez. Bu sömürü sistemi devam etmez yani. Ast üst ilişkisi yapmışlar bir nevi. Tabii. Şimdi git özel sektörde aynı işi yapıyor elektrikçi. Git devlet dairesinde mamur. Bakalım kaç para fiyat farkı aralarında hesaplarsınız yani. Öteki onu 7 kat iş yapmıyorsa bak memurun. Özel sektörde çalışan devlette çalışan 7 katı iş yapmıyorsa ben bir şey bilmiyorum arkadaş. Yapıyor. 7-10 katı iş yapıyor yani. Ondan az para alıyor. Ve her yerde bu bakın. Türkiye'de demiyorum ha. Türkiye'de zaten iyice suyunu çıkardılar zaten. Daha yalnız boku çıkar yakında merak etmeyin. Kokusu çıkar. Çöl gitmez bu sistem. Ama her yerde bu böyle ya. Madem komünist olacağız oğlum bütün dünya komünist olsun o zaman. Madem kapitalizm komple kapitalizm neden? Belli bir sınıfa onları git böyle rahat hayat, garanticili hayat. Ömrünün sonuna kadar şikayet et. Geçinemiyoruz. Lan ne iş yapıyorsun da geçinemiyorum diyorsun ya. Geçen gittim devlet dairesine. Orada efendim bir tane müdür. Bir tane evrak alacağım dedik ki şey alman lazım. Sen söyle. İşte randevu almam lazımmış ben bilmiyordum ama sırada hiç kimse yok arkadaş. 5 tane memur orada oturmuş. Biri telefonla, biri bacağınla, biri bilmem neresiyle oynuyor tamam mı? Orası burasını kaşıyor. 5 kişi var içeride oturuyorlar bak. Neyse gittim. O almaya çalışıyorum. Ya, alamıyorum ya. Yani yapamadım ya. Beceremedim karışık. Dedim ki memur hani yapamadım dedim telefon. O zaman dedi 382'den ara. Aradım 382'ye. Orada da ulaşamıyoruz. Randevu yok diyor. Ya kardeşim. Oğlum 5 tane mamur oturuyor orada. Ya 5 tane mamur oturuyor. Beni alsanız ölecekmişsiniz oğlum ya. Bir de bir kibir. Gittik bir de biz de şansa bak gitmişik müdürlerine çatmışık onlar.
Dedi sen dedi randevu olmadan dedi ben işlemini yapamam dedi. Oğlum zaten sırada kimse yok. Mamur. Oğlum siz insan mısınız oğlum siz? Zaten sırada kimse yok. Tek kişi bile yok yani. Tek kişi bile yok. Evet, sonra bir şeyler oldu. Yaptılar işlemi ama yazık be abi be. Yazık ya. Ya böyle olmamalı. Yani tabii Türkiye'dekiler bir de şimdi Bulgaristan'ı da biliyoruz ya. Arkadaş oranın memurları bunlardan da bin beter. Nasıl bir hava? Hatta şimdi Bulgaristan'da şöyle memur zihniyeti öyle bir aşamaya gelmiş ki bankada çalışanlar bile o zihniyette yani oradan yani kendini bir nevi memur zihniyeti şimdi. Türkiye'de özel sektör çakı gibi ya. O çocukla o Antalyalarda, o otellerde çalışmasala nasıl olacak bu kadar turist nasıl gelecek ya? Koy bakalım memurları bakalım. Hadi koy otelin başta memurları koy bakalım. Türkiye ne kadar turizm geliri elde edecek o memurların çalışmasıyla? Oğlum bayram tatili oluyor. 15-20 gün devlet daireler kapalı. Ne kaybediyor bu ülke ya? Ha ne değişiyor ya? Ülkede ne şey yapıyor? Bir sene hiçbir devlet dairesi çalışmasa ya. İnternetten zaten hallediyorsun. Eğitim kurumlarına bak abi. Şimdi okullara gelelim. Okullara gelelim. Bakın. Birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar sana öğretilen tarih dersini dikkat et. Tarih dersini 3-4 günde YouTube'dan aç baba daha iyisini anlarsın. Gece yatarken kulağına koy Osmanlı tarihini. Mercidabı Savaşı, Alp Aslan, odur budur daha kolay öğrenirsin. Bu kadar öğretmen ne yapıyor bunlar? Hiçbir şey öğretmiyorlar. Hep aynı bakın yani bir çürümüş bir sistem var. Çürümüş yani. Neden adam kardeşim ben diyor geldim diyor. Oturacağım bu koltuğa ben ölene kadar o koltuktayım diyor. Ölene kadar diyor ya. Halbuki şöyle bir şey olsa. Sen 10 sene çalışacaksın devlet dairesinde kardeşim. Ondan sonra sen gidiyorsun senin yerine başka biri gelecek. Dönüşümlü sen de 10 sene özel sektörde çalış. Özel sektörde öğretmenlik yap. Bu ne babadan kalan miras gibi. Görüyorsun ölene kadar devlet dairesinde. Fatura fiş yazıyorsun sen. Geçmişin orada belediye su yazıyorsun. İşte orada bilmem ne. Su yazıyorsun. Niye? Başkası da yazabilir. Başkası da yazabilir abi. Sen git onun yerine çalış. Niye çalışmıyorsunuz? Neden üniversite kapısının önüne adam röportaj yapıyor? Gençlere ne olmak istiyorsun? En büyük hayalim KPSS'ye girip mamur olacağım. Mamur olacak. En büyük hayalim. Arkadaşlar. Günahtır be. Haramdır be. Vallahi. Siz onlardan olmayın. Kaybedin belki var ya. Bugün bir ekmek parası kazanın ama. Hazreti Ömer'in dediği gibi neydi o ben hani devletin 1 lirasında bile gözünüz olmasın. Çalışmadan hele gene o koltukta oturarak yakışmıyor yani yakışmıyor arkadaşlar. Neyse bu şey konusuydu. Şirket işleri devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi resmi şirket kurduk. Müzik çalışmaları devam ediyor. Albümleri tek tek sıralıyoruz. En son Vesta'ya işte bir tane video yaptık. Ne kadar 2300 falan tıklanmış bir haftada. Yani iyi değil, kötü de değil ve yani fena değil. Ne diyelim inşallah zamanla daha da artar. İşte, geçen dijital platformlara da yüklenmiş. 300-500 de orada dinlemişler orada 3-4 günde. Uğraşmak lazım. Yani bu müziği çok yapan var arkadaşlar. Yani bir sürü kişi yaptığı için biraz daha böyle üzerinde düşerek düşünerek yapmak lazım. Arkadaşlar yapıyor tabii. Güzel. Kötü değiller. Ama insan kendini geliştirdikçe daha da iyi şeyler olacak. Onun dışında Arin kardeşim vardı geçen yanında. Onun dışında yarın Okan'la inşallah kısmet olsa Çerkezköy'e gideceğiz. Tarkan'ı da alacağım. Video çekeceğiz orada bir kardeşimize. Onun dışında
Bayağıdan beri şarkı yapmadım. İnşallah kısmet olursa, ölmezsek sağ kalırsak ölmezsek sağ kalırsak yapacağız. Böyle bir planım var. Onun dışında geçen kahve içerken ya yine maliyeden bir memur gördüm. Ya kardeş, adam arabayı böyle bir park etti, tamam mı? Şeyin yanında, kafeteryanın yanında. Ama nasıl bir hava ya. Nasıl bir gururla iniyor adam. Böyle var ya. Yemin ederim bak. O inişi anca Sedat Peker yapar. Baba yani mafya babaları yapar. Babalar var ya. Büyük babalar. Onlar gibi iniyor. Öyle iniyor, tamam mı? Elinde kağıtlar. Öyle bir bakıyor. Ulan. Ulan çapsızlar. Ulan. Cık. Ne diyeyim ben size? Şimdi bir küfreteceğim. Giderler biri çeker de dava ederler bizi. Ama yazık diyorum yani. Yazık, ama bu sistem sıçar gider yani baba. Sıçar gider.